Evet merhaba dostlar merhaba Hepinize hayırlı günler diliyorum Bugün sizlere farklı bir video ile karşı karşıyayım Çünkü Mart ayında yüklediğim e, Türkiye giriş formu Baya rağbet gördü Ve hepinize çok 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 teşekkür ederim Bu videomu izlediğiniz için Ve yaptığınız yorumlar için e, Gerçekten beni mutlu ettiniz Şimdi bir arkadaşım Türkiye yolculuğunda Sıla yolunda Kendisini tanırsınız Mehmet Asir Ve Yunanistan'dan Makedonya'dan Yunanistan'a giriş yaptı bugün. Hatta yaklaşık bir saat önce Yunanistan'a giriş yaptı ve söylenenler şuydu. Işte Türk pasaportuyla Yunanistan'a giriş yapamazsınız. Ama kendisi canlı canlı Makedon'dan Yunanistan'a Türk pasaportuyla Alman oturumuyla giriş yaptı. Sadece kapıda kendisine demişler ki PLF formu doldurdunuz mu? Kendisi doldurmadığı için dışarı çıkıp elemanların personel olduğu yerde bu formu doldurulması gerekiyormuş. Yani bu form soruluyor. Mehmet'ten canlı canlıya duyduğum için bu formu istediklerini ben size şu an bu form nasıl doldurulur bunun videosunu çekiyorum. Ekran görüntüsü kendimi köşeye alacağım. Adım adım bu form nasıl dolduruluyor size bunu göstermeye çalışacağım. Evet buyurun videomuzu izleyelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi şu an sayfayı buradan buluyoruz nereden buluyoruz bu sayfayı normalde Google'a PLF Formu nedir diye girdiğimizde Buradan bizim önümüze bir sürü yer çıkıyor Şurada mfa.gr yani Yunanistan'ın Resmi sayfası Buna tıkladığımızda ben bu linkleri zaten Açıklama kısmında koyacağım ve oradan rahat rahat e, ulaşabilirsiniz. Yunanistan'a giriş yapacak olan kişiler yolculuklarından 24 saat öncesine kadar PLF formunu doldurmuş olmaları gerekmektedir. Herkese soruyorlarmış ve doldurmanız gerekiyor. Bu form travel.gov.gl platformu arzili ve Dışişleri Bakanlığı'nın şu sayfasından Yani şurada e, görüyorsunuz bu sayfadan Yunanistan'a geliş protokolü internet sitesi üzerinden doldurulur. Şimdi biz bu forma bu sonra şeyini tıklamıyorsunuz. Sonraya tıklamıyorsunuz. Şuradaki travel.gov.gr'ye tıklıyorsunuz. Tamam, Almancayı aldık şimdi. Devam ediyoruz. Bunları kabul ediyoruz hepsini. Zaten siz bunu Almanca olarak okursunuz. Weitergehen dedik. Neyle gidiyoruz? Burada araba, uçak, gemi ve feribot yazıyor. Biz buradan arabayı seçiyoruz. Eee otobüs, tren araba, arabaya girdik ve burada plakamızı yazıyoruz tabi ben bu kendi plakamı yazmayacağım. E, 1 2 3 o L, m İngiltere'ye uygun numarayı yazıyorum e, tarih ne zaman gideceğiz hadi 30 diyelim tabi ben bu tarihlerde yolculuk yapmıyorum bu videoyu sizin için çekiyorum Ein Ort <laughs> in den Stadt demiş Stadt yani e, biz nereden, Makedon'dan giderseniz Makedonya'yı seçeceksiniz Bulgar'dan giriş yapıyorsanız artık burada hangi gümrükten Yunanistan'a giriş yapıyorsanız buradan bu gümrük kapısını seçmeniz gerekiyor. Varsayalım sayalım Makedonya'dan gidiyoruz. Şimdi burada 3 tane seçenek veriyor. Aşılarınız oldum veya testle geliyorum veya Covid'den e, iyileşme sürecindeyim ve 9 ay geçti. Biz şimdi burada ne yapıyoruz? Biz burada PCR testini seçelim. Varsayalım sayalım e, şey olmadık aşılarımız olmadık. Tamam Ben gerçi iki aşımı oldum ama biz buna göre gidiyoruz. Şimdi buradan white again yaptık. Şimdi burada personen bezogene daten demiş. Şimdi burada soy ismimizi veriyoruz. <laughs> burada şimdi e, ölmez kaya diyelim. Kendi adımızı veriyoruz burada. Bir sonrakine geçiyoruz. Yücel diyoruz. Evet, Zweite Vorname. ikinci bir soy ismimiz yok. E, menlik yani erkek olarak 50. Zaten haftaya da 51'e gireceğiz. 5 Temmuz. Buradan da kendime mutlu yıllar dileyim. <laughs> Siz de belki yorumlara yazarsınız. Şimdi National Pass Ausweis veya e, şimdi bunu buradan silelim. Rise Pass diyoruz. Şimdi biz demin yapmıştık. Biz e, Rise Pass numarasını verdiğim için kabul etmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diyelim ve orada kalsın. Bakalım kabul edecek mi? Telefon numarası e, 49 diyelim. Hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Almanya numarası. Geçenfliği numara vermemize gerek yok. Privat numara vermemize gerek yok. Bunlar fakültatif yani optional. E-mail adresi verdik diyoruz. Şimdi ständige anschrift yani devamlı ikametgah adresiniz. Ülke Hadi İngiltere yazalım. Ay. Bakın buraya İngiltere yazıyorsunuz. Sonra tekrar buraya tıklamanız lazım. Hadi Almanya belki yaz yazarsınız. Artık hangi ülkedesiniz? Bundesland yani bulunduğunuz bölge, eyalet. Benimki West Midlands diyelim. Ee, adresi buraya Birmingham yazıyorum. Ee, şeyimize de posta koduna B diyoruz. B 1, 2 abc bu şekilde girdik. Ee, bunu siliyoruz. Dubak adresi e, kabul etmiyor. Ee, adresini diyelim. Birmingham Street diyelim buna. Hadi bakalım. Yol numarası 1 2 3 Şimdi buna gerek yok. Devam ediyoruz. Vorläufige Anschrift yani geçici kalacağınız yerden bahsediyor. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Ben Türkiye seçeceğim çünkü başka bir herhangi bir ülkede kalmayacağım. Geçici adresim Türkiye olacak. Türkiye'ye burada <laughs> Türkiye yazdık. Eyalet seçiyorsunuz. İzmir diyoruz. E, Stadt diyoruz. Ne diyelim buraya? E, Balçova. Balçova. Ondan sonra posta kodu 35 500 mü bilmiyorum artık attım bunu. E, otel ismi şimdi burası karışık. Burası anlamadım ben. Otelde kalmadığım için otel adresi vermek zorunda değilim diye düşünüyorum ama devam edemiyorum. O yüzden buraya da aynı Balçova Caddesi yazdım. Bakalım ne olacak. Yani bazı bilgiler gereksiz. Gereksiz olduğu için bunları bir şeyler uydurmanızı Tavsiye mi edeyim yoksa ön mü göreyim bilmiyorum şu an ben bunu bu şekilde yapıyorum sonuçta siz e, evinize gideceksiniz yani Türk, ay, Yunanistan'dan sonra direkt zaten Türkiye'ye giriş yapacaksınız yani bilmiyorum e, gerçekten bu web sayfası pek açıklayıcı bilgi değil e, kapıda da zaman kaybetmememiz açısından bu formu doldurmanızı uygun görürüm yani. Düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Bakalım. Şimdi tekrar devam edelim. Şimdi devam etmeme imkan verdi. Şimdi son kısma geldik zaten. Burada diyor ki Notify Contact Information. Yani acil durumlarda kiminle ulaşabilirsiniz. Ama bu Yunanistan'da. Yunanistan'da benim akrabam arkadaşım kimsem yok ki. Ne yapacağım? Dolayısıyla ben buraya e, kimin adını yazacağım? Boş geçersem izin vermiyor. Gördünüz mü? Her yeri doldurmanız gerekiyor. Burada şimdi kimin adını vereceğiz? Şimdi ben burada nachname demiş. person, die sie während ihr reise in Griechenland erreichen kann. Ha, in, Yunanistan'da acil ulaşabileceğiniz biri. In weil während yani Yunanistan'da iken acilen kimi ulaşabilirsiniz? Şimdi buradan atalım. Ee, ne dedik? Ölmez kayı dedik. E, ee, i̇sim ya ölmez kayı yazmaya da gerek yok. Bir dakika dur. Ee, Soy isim bana ne ilk isim sana ne <laughs> biraz espri olsun dostlar ee, nereye bağlı bu ee, Türkiye diyelim Türkiye yazacağız yine bakalım ne olacak Türkiye dedik ee, hangi şehir İzmir dedik telefon numarası yine uyduracağız artı 90 dedik. Ee, 5 5 5 1 2 3 4 5 6 7 Aynı numarayı tekrar giriyoruz. Artı 90 5, 5, 5, 5 1 2 3 4 5 6 7 Tamam. E-mail adresi bunu artık kimin e-mail olacak bu? Bana ne? At sana com. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi burada önemli olan bu. Şimdi arabanızda dört kişisiniz tamam mı? Baba anne, anne baba ve iki çocuk. Misal veriyorum tamam mı? Familie Mitglied, Hinzufügen. Yani ailenizdeki diğer şahısları da buraya şu kısma tıklayaraktan buraya tıklayaraktan yazıyorsunuz. Soy isim, isim Sitz diyor mesela. Şimdi sitz numa. Eğer gemiyle gidiyorsanız koltuk numarası yazmak zorundasınız. İsim, yaş ve pasaport bilgileri. burada şimdi bunu girdikten sonra bir sonraki sayfada bir family miklik daha koyun diyor. Yani orada da ikinci çocuğunuzu veya eşinizi veya diğer çocuğunuzu ekliyorsunuz. Şimdi buradan bunu sildim. Böyle bir şey yok ama sizde var ise bunu yap yapmanız gerekiyor. Bu aile olan herkesin soy ismi aynı. Aileden olan insanlar. Eğer Reisebegleiter hinzufügen die nicht in der Familie gehören. Şimdi bu ne demektir? A arabada gidiyorsunuz ama aileden kimse değil yani akrabasınız ama yani aile aynı adreste yaşamıyorsunuz. Orada o kişiyi buraya ekleyebilirsiniz. Bence bunu hiç uzatmaya gerek yok. Aile olarak herkesi buraya koyabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya benim gelinim arabada şey benim damadım arabada ve soy isim farklı. Haklısınız. Ee, aynı adreste yaşamıyorsunuz Almanya'da. Onu <laughs> ayrı bir şey olarak <laughs> girebilirsiniz veya buradan bunu bu şekilde doldurabilirsiniz. Kafa fazla karıştırma istemiyorum. Bir şey yapmıyorsunuz. Thank you for completing the PLF. You may view submitted PLF document by clicking here. Şimdi buraya bunu tıkladıktan sonra buradan bize, buradan bize bu formu veriyor ve bu form olmuş yani doldurulmuş oluyor. Tamamıyla budur. Olay budur. Başka bir şey yok yani. Başta biraz zorlandık çünkü burada ne diyor? Çünkü çok saçma yani saçma derken çok user friendly yani kullanıcı şey yok. Şimdi ilk kısımda burada ne ile geliyorsunuz? Arabanın plaka numarası hangi ülkeden giriş yapıyorsunuz? İkinci daimi adresinizi istiyor. Üçüncü kalacağınız geçici adres neresi? Dördüncüsü emergency contact number acil durumlarda ulaşabileceğimiz kim var? Onu yazmanız gerekiyor. Ve sonuncusu da dijital sertifika. Ve bu size veriliyor. Yani nedir bu? Negatif PCR testin 72 saati geçme kaydıyla ve antijen 48 saat kaydıyla bunları getireceğime dair, bu e, bunu ibraz edeceğime dair e, deklere ediyorsunuz. Olay bu. Bunu şimdi yazdırmak için you are required to carry a certificate of negative. Şimdi burada yukarıda ne diyor? Negatif testinizin sonucunu ve antijen testinin sonucunu yanınızda bulundurmak zorundasınız. The certificate should be in English. Sertifika İngilizce olması gerekiyor. Ve pasaportunuzda veya kimliğinizde yazan isimle aynı yazılmış olması lazım. Eğer yapmazsanız bu istekleri girişinize izin verilmeyebilir diyor. Evet. You will receive a PLF document with a QR code on the day of your scheduled arrival. Tarih yani Yunanistan'a giriş tarihinizin içerisinde tarihinde QR kodu gelecekmiş size e-mail olarak gece yarısı yani giriş yapmadan önce. You will be notified again by email and this URL will be automatically updated. Ve bu URL e devamlı kendisi <laughs> güncelleyecek. PLF document is only valid with the QR. QR kodlu olan PLF formu sadece geçerli. Evet gördüğünüz gibi video gerçekten yani video derken bu formu doldurmak gerçekten kolay ama... Ben birkaç defasında zorlandım. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Aynı şekilde takip ederseniz çok çok kolay olacak. Evet umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. ve beni mutlu edersiniz. Kendinize bakın. Hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız yolculuk dilerim. Teşekkür ederim.